İYİ Parti grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Yavuz Ağaroğlu. Buyurun Sayın Ağaroğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, basının iş adamlarının eline geçmesiyle ilgili dünyada bir standart var. Bu standartların hem iş adamlarının yaptıkları işlerle alakalı basını bir güç haline getirip kullanmalarıyla alakalı standart var. Hem de siyasetin elindeki imkanları dağıtırken bu imkanları hukukun içerisinde dağıtma sorumluluğu var. Demokrasileri mecrandan çıkaran, yönetimi kalitesiz hale getiren parayı toplama ve dağıtma usulleridir. Parayı toplarken de dağıtırken de adaletli olan devletin bunu hukukun gözetiminde yapabiliyor olması hem sisteme itimadı sağladığı gibi kurumsal meşruiyetimizin de devamlılığını sağlar. Siyaset iktidarda kalmak için her yolu mübah gören bir anlayışa dönüştüğü andan itibaren devletin imkanlarını kendi siyasi vizyonu lehine kullanmaya karar verdiği andan itibaren hem demokrasiyi hem hukuku hem devletin işleyişini yozlaştırmaya başlamış demektir. Yönetim kalitesinin bozulmasının sebebi demokrasilerin oligarşiye dönme eşiklerini oluşturan şey parayı harcayan iradenin parayı harcarken keyfilik ihsas ettirecek şekilde davranmasıdır. Hesap soran devlet hesap da verebildiği müddetçe aslında millet nezdinde meşrudur. İktidarınızın idealizmini temsil ettiğiniz yıllarda dilinizde en fazla tekrarından güçlendiği ölçü hep şudur. Hatırlayın lütfen. Üzerinde beytülmaldan dağıtılmış yarım kumaşların kendilerine bir gömlek giyme fırsatı vermediği halifelerine üzerindeki gömleğin hesabını vermezsen sana itaat etmeyeceğiz dediğiniz zamanları hatırlayın. Üzerinde senin bize yarım gömlek kumaşı düşmüşken senin üzerinde tam gömlek nasıl oluyor hesabını vermeden senin sözünü dinlemeyeceğiz sözlerini, nasihatlerini hatırlatarak iktidar olduğunuz zamanların içerisinden 20 yıl geçti. Şimdi size diyoruz ki 850 milyon dolar parayı verirken ne kasıtla verdiniz? Verdiniz, alırken ne gayeyle aldırdınız? Aldırdığınız adama ne gayeyle bu paranın hesabını sormuyorsunuz? Bizim muhalefet olarak vazifemiz budur. Bugün şikayetçi olduğumuz pahalılığın arkasında, bugün enflasyon diye bir belanın arkasında konuştuğumuz her şey hesabını vermek zorunda olduğunuz harcamalardır. Bugün başımızdaki pahalılığın sebebi kamu kaynaklarının hesapsızca harcanmasıdır. Enflasyon diyorsak budur. Pahalılık diyorsak budur, faiz diyorsak budur. Dünyadaki artan enflasyon oranlarına rağmen bizde 10 kat artıyor olmasının sebebi kamu kaynak. Buyurun. Bir dakika alayım başkanım. Dolayısıyla sizin sorumluluğunuz, iktidara gelen herkesin sorumluluğu, hazinenin bir kuruşunun hesabını verecek kadar açık yüreklilikle devlet yönetmektir. 850 milyon dolar diye bahsettiğiniz para kaç kişiye yurt, kaç asgari ücret diye geçim, kaç tane derdi borcu olan adama huzur demektir. Hesaplamak zorundasınız. Dolayısıyla bunlara karşı, size sorduğumuz sorulara karşı alakasız bir şekilde şunları şunları da yaptık demek yerine bu 850 milyon doların hesabını sormaktan bahseden bir ciddiyet sizin iktidarınıza da meşruiyet katar. Hesap verebilen devlet de meşrudur. Hesap vermelisiniz. Hesap soran meclis merciği burada muhalefettir. Paralarınızın hesabını vermek zorunda olduğunuz millettir. Dünyada ve ahiretinizde boynunuzda taşıyacağınız şeref levhası da son kuruşuna kadar yönettiğiniz devletin her kuruşunu canınızdan aziz bilmektir. Bu duygularla öneriyi oylarınıza sunuyorum.